Ayak üstü kısa bir bilgi verelim burayla ilgili, sonra içeri geçeriz. Burası Kars'ın dış kale surlarının 7 büyük kuşlarından bir tanesi. Malum Kars kalesi, iç kale ve dış kalesi olan bir şehir. Selçuklar zamanında yapılmış, Melik İzzeddin tarafından yaptırılmış bir şey. Rus işgalinde burası tamamen harabe olmuştu. Bunların elimizde iki tane kalmış şehirde. Bir İmamet Lisesi'nin orada, birisi de burasıydı. Burası Harakani Külliyesi içerisinde kaldığı için biz burayı yeniden işte yetkili makamlardan izin müsaade alarak projelendirdik ve burayı Harakani Kültür Merkezi yaptık. Tüm sempozyumlarımızı, yurt içinden, yurt dışından gelen misafirlerimizi ve Harakani ile ilgili Kars'ın tarihi, milli, manevi bütün değerlerini buradan başlatarak hem il içinde hem il dışında insanlığımızı arz ediyoruz. İşte burası Harakani Kültür Merkezi. 1000 kişilik bir gruba hitap ediyor. Sempozyumlar burada yapıyoruz. Toplantıları yapıyoruz. Üst tarafta toplantı salonu var. Harakani Fütüvvetliğini buradan arz etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı vakıf olarak burada yürütüyoruz. Peygamberimizle ilgili, milli ve manevi değerlerimizle ilgili bütün programları burada yapıyoruz. Sizleri buradan görmekte şeref duyduk. Hoş geldiniz. Gerçekten çok muhteşem bir şey. Bu başta sizin sayenizde. Allah size razı olsun. Sizin gayretlerinizi biliyorum. İnşallah biz Dünya Karapapak Türkleri Birliği olarak Kars'la ilgili tabii bundan sonra çok büyük projelerimiz olacak. Bu sefer aşıklık sempozyumu için geldik ama bizim manevi alanda da hizmetlerimiz Allah nasip ederse olacak. Belki bazı hizmetleri müşterek de yapacağız. Burası da gerçekten güzel bir toplantı salonu, güzel bir konferans salonu. Burada bazı çalışmaları inşallah birlikte organize edebiliriz. Elbette ki Ebu'l-Hasan Harakani hem Türk dünyasının hem İslam dünyasının en önde gelen liderlerinden birisidir. Manevi liderdir. Selçuklu Devleti'nin kurulmasında büyük emekleri olmuş. Anadolu'da İslamiyet'i yayarak fütüvvet ahlakını yerleştiren bir zattır. Mevlana'ya şemse, Yunus'a feyiz kaynağı olmuş bir zattır. Bizim kültürümüzün, maneviyatımızın, tarihimizin en derininde olan bir zattır. Bu zatı tabii ki hep beraberce dünyaya tanıtacağız. Zatımızın de buraya çok büyük hizmetleri olmuştur. Beraber başladık biliyorsunuz. 15 sene önce o hizmetlerimizi devam ettireceğiz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Tabii birlikte bazı şeyler yapmaya çalıştık. Biz de naçizane katkı sunmaya çalıştık. Ama sizin tabii çok büyük, sizin öncülüğünüzde çok büyük işler yapıldı. Tabii bu hizmetlerinizi alkışlayanlar, dua edenler olduğu gibi buna rahatsız olanlar da var, onu biliyoruz. Sizin yolunuzu keserek aslında bizim tarihimizin önüne set çekmek isteyenler de var. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın önüne set çekmek isteyenler de var. O noktada her şeyin farkındayız biz. Burada oynanan oyunların da farkındayız. İnşallah iyi olacak. Bundan sonra daha iyi olacak. Zatenizin de buyurduğu gibi bu şehir hem bir fütüvvet şehridir ve İslam'ın Anadolu'ya girmesine ve yayılmasına bir kapıdır burası. Malum 1071'den önce 1064 Alparslan buradan girmiştir. Ondan önce Harakani Alperenleriyle beraber gelerek bu hizmeti burada yapmıştır. Elbette ki bu şehrin, Kars şehrinin, ben ona kültür şehri diyorum, maneviyat şehri diyorum, tasavvuf şehri diyorum, efendim gönül şehri diyorum ve Anadolu'nun kalbi Harakani'dir. Selçuklu ve Osmanlı ve İslam'ın medeniyetini dünyaya yayan, güzel ahlakını yayan bir liderin burada bulunması birçok kimseyi de elbette ki tarih boyunca rahatsız etmiştir, edecektir de. Onların rahatsız olmaları bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor başkanım. Hocam bulunduğumuz yerin ayrıca farklı bir anlamı da var. Ucube tuvaletlerinin yapıldığı mekan, bölge aynı zamanda Sultan Alparslan'ın ordularıyla beraber namaz kıldığı bir yer. Evet, evet. Dolayısıyla o ucube tuvaletin tesadüfen bir cehalet eseri sonucu yapıldığını ben şahsen düşünmüyorum. Orada çok alçakça bir şey var. Tarihimizden intikam duygusu var. Bir haçlı zihniyeti var orada. Bir alçakça, sinsi bir tuzak var orada. Sizler bunun farkındasınız. Bizler de farkındayız.
İnşallah biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ben, bütün arkadaşlarım o noktada kararlıyız. Kars'ı birilerine yedirmeyeceğiz. Bunun arkasında Ermeni diasporası olabilir, başka şer kuvvetler olabilir. Bizim bir ayağımız Allah nasip ederse Kars'ta olacak. Ve bunu da hiçbir şey beklemeden yapıyoruz. Yani bizim için yegane ödül, yegane mükafat Yüce Allah'ın rızasıdır. Onu kazandıktan sonra dünyevi hiçbir makam, mevki, siyaset bizim için bir değer ifade etmiyor. O noktada da ben ve bütün arkadaşlarım, bütün yönetim kurulu, istişare kurulumuz sizinle birlikteyiz. Doğruların yanındayız, hakikatin yanındayız ve ecdadımızın yanındayız. İnşallah. Şuraya kadar doluydu, ayaklarının altına kadar toprak doluydu. Burada bir asır vardı. Burada bir tuvalet tam bir damı vardı. Burada bir ev vardı. Burada adam hayvancılık yapıyordu. Biz burayı 2 yıl içerisinde efendim projelendirerek bu hale getirdik. İhsan, İkan. 5 mertebe üzerinde Fatiha'nın 7 ayetini temsil ediyor şunlar. Fatiha'nın 7 ayetini temsil ediyor. Ve 41 mertebe, yani İhsan hadisi üzerine kurulmuş güzel ahlakın temellerini teşkil eden 41 mertebeyi arz ediyor. Harakani Hazretleri işte en yüksek mertebeleri. Yani fütüvvetle başlıyor. Evet. Güzel ahlakın şeyi, temeli ve fütüvvetle tamamlanıyor. Yani yolun başı da fütüvvet, sonu da fütüvvet. Yani hakkı üstün tutmak, adil olmak ve iyiliği yaymak. Fütüvvetin özü bu efendim. Hakkı üstün tutmak, adil olmak ve iyiliği yaymak. İnşallah bu hafta da bununla ilgili bir yazımız Kafkas Haber Ajansı'nda yayınlanacak. Fazla da verebilirim. Harakani Fütüvvet rozetimiz. Tabi istendiğiniz kadar alabilirsiniz. Hocam şöyle bir fotoğraf alayım. Şöyle bir dakika. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Silsile-i Nakşibendi'nin en önemli halkalarından biri olan Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri'nin makamında ve huzurunda olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı tarihinden derin izler taşıyan bu mübarek yerde yapılan güzel ve hayırlı çalışmaları yerinde müşahede ettik. Allah-u Teala başta Yavuz Selim Uzgur hocamız olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimize razı olsun.
Bizler Dünya Karapapak Türkler Birliği temsilcileri olarak ömrümüz yettiği sürece bu kutlu medeniyet ve inancın mensubu olmanın iftiharını yaşayacağız. Selam olsun bu kutlu yolun yolu yaşayan ve yaşatanlara. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu üstadın olduğu taraftan aradıysam aklına geçiyor.